Arkadaşlar, Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elsa bebeğimizi örüyoruz. Elsa bebeğimizin bluzunu ördük yukarısını. Şimdi şurasına işleme yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Şöyle, benim bunlar vardı önceden. Benim pul böyle şöyle, bu metal pul. İşleme yapmıştım ben önceden. İşleme yaptığım. Şöyle görünmüyor herhalde. Şurası. Şöyle metal pullarım vardı benim. Bu şekilde. Bir de kum boncuğum var. Şöyle bir tane pullamı alıyorum. Bir tane de kum boncuk. İnce ipimiz, ince iğnemiz olacak. Şöyle bu şey yaptığım, bu uzatma yaptığım yere, yerin kenarına işleme yapıyoruz arkadaşlar. Pul işlemi. Şöyle yapıyorum. Böyle. Bir tane pul alıyorum. Şöyle. Böyle yapmasanız da olur. Benim vardı şimdi malzemem. Onun için yapıyorum ben. İlle yapmanız şart değil yani. Şöyle ben kenarını bu şekilde pullarla işleyeceğim. Şöyle bir pul aldım, bir de boncuk aldım. Sonra boncuk değil de puldan böyle geçiriyorum. Tekrar puldan iğnemi geçiriyorum. Şöyle aşağıdan. Şöyle yanından hafif çıkıyorum. Şöyle. Bu şekilde diziyorum buraya. Böyle. Tam kenardan şöyle diziyorum. Bu şekilde. Önce pul alıyorum, sonra kum boncuğu alıyorum. Sonra puldan değil, kum boncuktan değil de şöyle puldan geçirip iğnemi buradan geçiriyorum şöyle. Kum boncuk kaldı geride. Böyle hafif şöyle ileriden iğnemi çıkartıyorum. Şöyle. Bu şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Burayı böyle işleyeceğim. Böyle işlemesini yaptım. Kenarına bir sıra yaptım böyle. İki sıra da yapabilirsiniz. İçinden doğru şöyle bir sıra daha da yapabilirsiniz. Böylece de bırakabilirsiniz. Bu şekilde önüne gelecek yer burası. İki sıra yaptım böyle. Şimdi ışığı, telefonu ışığı parlattı ama şöyle yaptığım zaman bu şekilde güzel olacak. Böyle bu yeterli bence. Bunu böyle bıraktım artık. Şöyle eteğini ördüm ben. Bunun örülüşünün nasıl olacağını beraber öreceğiz. Ben şimdi bunu ördüğüm için buraya dikiyorum eteğimin belini. Şöyle. Örülüşünü beraber öreceğiz. Bu şekilde diktim ben bunu.
Bunu böyle giydirdim. Şöyle. Böyle olacak arkadaşlar. Aslında çok güzel oldu. Arkasını da dikeceğiz. Böyle şahane oldu. Şöyle arka taraf burası. Burayı şöyle üst üste yaptım. Toplu iğnemi batırıyorum. Buraya da batırdım. Şöyle. Bu şekilde batırdım. Burayı da dikeceğiz böyle. Şimdi şöyle. Şöyle kollarını da şöyle yaptık. Şimdi saçları kaldı. Bir de eteğini nasıl öreceğimizi göstereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bebeğimizin elbisesi bu şekilde yaptım. Arkasını da böyle toplu iğnelerle hazırladım. Burayı da dikeceğiz. Böyle. Şimdi bu elbiseyi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bunu ben yaptım. Buraya diktim, giydirdim. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben size şimdi sembolik olarak gösteriyorum. O mavi ipim bitti. Şimdi böyle bundan yapacağım, göstereceğim. Zincirimizi arkadaşlar çekin. Bebeğimizin beline dolaşacak şekilde zincirimizi çekelim. Sayısı önemli değil. Bebeğimizin beline tam dolaşacak şekilde şöyle zincirimizi çekip dolayıp bakalım. Dolaşıyorsa bebeğimizin beline hemen geri dönüyoruz şöyle. Sık iğne yapıyorum burada. İlk sıramız böyle sık iğne olarak devam ediyorum. Şöyle şurasını yapıyoruz. İki sıra sık iğne ördüm burada. Şöyle iki sıra. İki sıra. Böyle sık iğne ördüm, iki sıra. Bu bir sıra şimdi. Dönüyorum geri. İkiye tamamlıyorum. Şöyle iki sırayı tamamladık. Şu iki sırayı yaptık, sık iğne olarak yaptığımı. Sonra geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir ilmek attım. Hemen şöyle dibine batıyorum. 1, 2, 3 kez çekiyorum. Trabzan yapıyorum şimdi. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine ilmeğe battım. 1, 2, 3. Böyle bir zincir çektim. Hiç sıra atlamadan, ilmek atlamadan bu şekilde bu sıramızı bir zincir çekiyorum. 3 kez de çekiyorum ilmeğimi. Şöyle bir ilmek attım. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. Bir ilmek attım. Hemen yanına battım. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. İlmeğimi attım. Hemen şunu tek çekiyorum. Tek çektim. Öbürkü iki tanesini çift çift böyle. Çift çift çekiyorum. Bu sıramızı bu şekilde örelim. Şöyle kendiliğinden çoğalmış oldu. Bir zincir çekip yaptığımız zaman tekrar yine 4 zincir, 5 zincir çektim. İlmek atıyorum. Hemen boşluğa atıyorum. Şöyle 3 kere de çekiyorum. Bir zincir çektim. Tekrar boşluğa battım. Böyle. Bu sıramızı da aynı şekilde yapalım.
Eksiltme artırma yapmadan şöyle boşluklara batarak böyle bu şekilde yapalım. Boşluklara batıyorum. Şu üst sıra aynı şekilde ördüm. Hiç eksiltme artırma yapmadan aynı sayımız. Şöyle. Bunun tabi bu kadar olmayacak. Şöyle beline göre. Bu sadece yarısı oldu böyle. Bu şekilde zinciri çekip belini ölçüp onu üzerine yapacağız. Şimdi üst sıra düz böyle yaptım. Üst sıra şimdi dördüncü sıradayım. Şu uzun trabzanlarımızın. Şöyle zincirimi çektim, geri döndüm. Pardon, bunu ekliyoruz buradan. Şimdi son şeyimizde buradan ekleyelim. Buradan ekledim bunu şimdi. Zincir çektim. Yuvarlak şekilde öreceğiz böyle. Eklem arkasından şey olmadan. Böyle zincir çektim. Hemen içine battım. Bir tane. Bir zincir çektim. İkincinin içine battım. Bir zincir çektim. Üçüne battım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Şöyle bir çoğaltma yaptık. Bir zincir çektim. Hemen yanına battım. Bir zincir çektim. Bir yanına battım. Bir zincir çektim. Üçüncü de tekrar buraya çift yapıyoruz. Şöyle. İki tek bir çift, iki tek bir çift olacak şekilde bu sıramızı öyle yapacağız. Şöyle ikisini tek tek yapıyorum. Bir tek oldu. İki tek oldu. Şimdi üçüncüye buraya aynı yere bir kez daha batıyorum. Şöyle. Bir tek. İki tek. Üçüncüye çift batıyorum. Şöyle. Aynı yere. Biraz bol bol yapın. Böyle sıkı yapmayın örgünüzü. Etek şöyle şey dursun yani. Sert böyle şey durmasın. Kalın kalın durmasın. İki tane tek battım. Şimdi buraya zincir çekip şöyle batıyorum. Sıranın sonuna geldim. En sonunkinin içine şöyle batıp şöyle birleştirdim. İşte zincir çekip böyle şöyle zincir çektim. Sonra şöyle birleştirdim. Tekrar zincir çekiyorum. 5 tane aynanın içine battım hemen. Şimdi artık her boşluğun içine bir tane yapıyorum. Her boşluğun içine bir tane yapıyorum. Böyle. Eteğimiz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Artık her boşluğun içine bir tane yapıp bebeğimizin boyu ne kadarsa o kadar örelim eteğimizi. Eksiltme artırma yapmadan o kadar örelim. Sonra ucunu oyasını da göstereyim. Şöyle zincir 1 2 3 zincir çekip geri batıyorum. Bir zincir çekiyorum hemen yanındakini. 1 2 3 geri battım. Bir zincir çektim. Hemen şöyle yanındakini. Kenarın oyası da bu şekilde. En son eteğin oyası. Bu şekilde eteğimizin oyası da böyle bittiğinde de şöyle bu şekilde eteğimizi böyle örüyoruz. Arkadaşlar şimdi saçlarımız kaldı. Saçlarını yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Şöyle ben bir deftere doladım bunu. Şöyle defterimizin boyu 30 santime ya 30 santim defterimizin boyu 30 santim bunu doladım şöyle. Buradan kesiyorum.
Şöyle. Ben biraz taktım şöyle arkasına. İki sıra, bir sıra atladım, bir sıraya taktım. Bir sıra, bir sık iğne atladım, öbürküsüne taktım. Şöyle ara ara burada 3-4 sıra yaptım şöyle. İki sıra, arada 3 sıra var. Bunda da 3 üçer sıra arayla. Burada takarken de birine taktım. Bire taktım. İki ara verdim. Üçüncüsüne taktım. Hepsini öyle yaptım bunların. Arka tarafını böyle bu şekilde düz yaptım. İpim lif ipi. Lif ipini yaptım. Lif ipi daha güzel oluyor saçta. Şöyle şimdi şuradan başlıyorum gene. 1 2 3 şöyle. Burasını. Öne fazla gitmeden. 1 2 atladım. Şöyle. Şöyle çekiyorum. Şöyle 1 2 atladım. Şuradan taktım. Şöyle. Şekilde yapalım arkadaşlar. Şöyle böyle sıramızı şuraya kadar gelelim şöyle. Şu orta kısmını bayağı bir sık doğru yaptım. Şimdi ön tarafını yapmaya başlayacağım. Şöyle. Şöyle saç takacağım yerleri toplu iğneyle belirledim. Buna göre takacağım şimdi. Şöyle aldım. Her sırasına yapıyorum. Hiç atlamadan. Burayı şöyle çapraz alıyorum. Şöyle. Şöyle çapraz çapraz. Sıra atlamadan gene burada da. Şimdi şuraya. Şöyle. Şöyle şuraya gelecek şekilde arkadaşlar.
Şöyle önüne kalkül yapıyorum arkadaşlar. Şöyle elimi 3 parmağıma doladım ipi. Ölçüm o yani. Şöyle 3 parmağıma doladım. Bu şekilde. Böyle yaptım. Kestim. Bunu takıyorum şimdi. Şöyle yandan giriyorum. Hiç ara vermeden, ara atlamadan. Şöyle. Bu şekilde giriyorum. Yandan. Şöyle. Bu şekilde hiç ara vermeden görüntüsü güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle hemen yandan girdim. Böyle yapıyorum. Hiç ara vermeden. Böyle. Şöyle görüntüsü dümdüz, girintili çıkıntılı olmadan yukarısı da aşağısı da bu şekilde yapalım. Şöyle kahküllerim bittikten sonra buradan uzunlarını taktım. Böyle uzunları, uzun saçını. Buraları biraz sıklaştıracağım şimdi şöyle. Buraları aralardan takalım. Oralar sık olsun. Şöyle. Buraya 3 sıra yaptım. Şöyle kalküllerini 3 sıra yaptım. Uzununu 1 sıra şöyle hemen sıra sıra yaptığımız için buraya yaptım. Burası beyaz göründü şimdi. Şimdi bu beyaz görünmesin diye şöyle hemen aynen bu kalkülleri yaptığım yere giriyorum. Oradan uzun bir takıyorum. Uzun saçı oradan takıyorum. Şöyle buradan takıp uzun saçı geri kıvırıyorum. Şöyle. Burası gibi oluyor arkadaşlar. O zaman beyaz yeri görünmüyor. Aynı yerden kalkülü taktığımız yerden aynı yerden giriyorum. Şöyle hemen yandan giriyorum. Uzun saçımı aldım. Şöyle yandan böyle bu şekilde aktarıyorum. Şöyle pamuk içindeki bir elyaflar bazen çıkıyor. Onları düzeltelim bu şekilde. Şöyle o zaman beyaz yeri kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde kâkülün üstünü dolduralım. Şöyle arkadaşlar kâküllerini böyle öne aldım hepsini. Ayırdım burayı da. Şöyle şurayı uçlarını düzlüyoruz arkadaşlar. Şöyle uçlarını. Şöyle. Bunu ben fazla şey yapmadım. Şöyle şekil vermek için, hani şekil verebilmemiz için şöyle böyle arkadaşlar siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şöyle böyle. Ben şöyle arkadan bağladım saçlarını. Topladım. Bu şekilde şöyle. Siz topuz yapabilirsiniz. Saçına istediğiniz renk, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben
Saç konusunda pek maharetli olmadığım için şekillendirme konusunda siz istediğiniz gibi şekillendirin arkadaşlar. Şöyle topuz yaparsınız. Ben şöyle arkadan topladım. Bağladım şimdilik. Şöyle arkadaşlar saçlarını arkadan bağladım. Kâhküllerini de böyle şey yaptım. Bu şekilde. Elbisesi de böyle. Elbisesini de bitirdik. Anne bebeğimiz bitti arkadaşlar. Bir de pelerini var. İster onu da takabilirsiniz. Yani şöyle pelerinimiz de örmüştük. Onu da yani takabiliriz böyle. Çocuklar hani takmayı, giydirmeyi, çıkarmayı severler. Böyle pelerini de takabilirler yani. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ana bebeğimizi ördük. Bebeğimizin bitirdik. Bir bebeğimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir bebeğimiz daha bitirdik. Bir dahaki çekimlerde buluşmak üzere arkadaşlar. Henüz ne yapacağımı daha karar vermedim daha. Bakalım doğaçlama gidiyoruz. Sırada ne var? İnşallah güzel bir şey daha yaparız. Bir bebek daha yaparız. Arkadaşlar kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.